Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle SAT Verbal Exams'te Practice Test 1'i de Reading bölümünün pasaj 4'ünü okuyacağız arkadaşlar. Bu çalışmada gene sınava yönelik hızlı okuma tekniğiyle sadece cümlelerin tamamını değil, cümlelerde bazı kelimeler okuyup atlayarak okuma tekniğiyle zihnimizde parça hakkında bilgi edinme tekniğini kullanacağız arkadaşlar. Yani sadece parça hakkında aklımızda bazı bilgiler kalacak. Yani sorulara geldiğimiz zaman, sorunun detayını sorduğu zaman orada çağrıştırıcı ifadeler kalmasını sağlayacağız. Ve o bölüme hemen değinerek o bölüme gidip o bölümde soruyla alakalı o bölümü bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Parçayı okuduktan sonra, soruları cevapladıktan sonra ben parçanın detayını sizlere hem anlam olarak hem gramatik olarak size analiz ederek anlatacağım arkadaşlar. Bunun sonrasında da kelimeler hakkında bilgiler vereceğim. Kelimeleri de bir liste halinde sizlere özet olarak söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi hemen parçamızı okumaya başlayalım. This passage is adapted from the Virginia Woolf. Burayı tamamen okuyoruz arkadaşlar. 3 GNS. Here Woolf considers the situation of women in English society. Close at hand is a bridge over the Thames, admirable ground for us to make, so the flows beneath, laden with bursting with the corn, there on the other side, spires of the sea, on the other, Westminster and the House of Parliament. It's a place to stand. Now we are pressed for time, now we are here for facts. Now we must fix our open the procession of the sons of the educated men. There they go, at public schools, at universities, mounting those steps, passing and out of those doors, ascending those pulpits, preaching, teaching, administering justice, practicing medicine, making money. It's a solemn sight always, like a caravanserai, but now for the present it's no longer photograph, for frescoes scrawled upon the walls, we can look at them, for there, trespassing along the tail of the go for ourselves, and that makes difference. We who have looked at them, or for curtained window, watched from at house, go to an office, returning to the house, office, need look passively no longer, we too have can leave the house, can mount those steps, pass in and out of doors. We who have now agitate these humble pens, nobody will dare contradict us, we shall be the mouthpieces, a solemn thought, who can say whether as time pass goes on, breasts, swords at the other sides, heads, save that, vernal object was never decorated. You laughed. Indeed, the shadow of the private house. We have worn private clothes longer, so long, but we have not come here to laugh. Men's and women's, we are here on the bridge to ask ourselves certain questions, as they are important questions, the questions that we have to ask and to answer that procession during this moment of transition, for we have to ask ourselves here and now on what terms shall we join that procession, above all where is this leading us, the moment is short, 10 years, for perhaps only a matter of a few months longer. But you will object, you have no time to think. That excuse shall not serve you, madam, as you know from your own experience, that the daughters of the education men have always done their thinking from hand to mouth, not under the aged green lamps. They have thought while they stirred the pot. It was thus that they won us the right to our brand new sixpence. It falls to us now to go on thinking, how are we to spend the sixpence, the thing we must. Let's think in offices, in omnibuses, coronations and let's think in the law courts, let's think that the baptism and marriage and funerals, let's never cease from thinking what is this civilization and what are these ceremonies, and they should take part in them. What are these professions, and why should we make money for out of them? Wherein short is this leading us, the procession of these sons of the educated men. Evet arkadaşlar, parçamızı böyle hızlıca okuduk arkadaşlar. Şimdi fikir edindik. Sorular geldiği zaman soruların ilgili bölümünü orada hemen detaylı, dikkatlice okuyup orada cevaplamaya çalışacağız arkadaşlar. Aklımıza bunların kaldığını emin olabilirsiniz. Beyninize bu konuda güvenin arkadaşlar. Şimdi sorulara geçeceğiz birazdan. Soruları da bitirdikten sonra parçayı detaylı olarak anlam ve gramer olarak analiz edeceğiz arkadaşlar. Böylece de kendinizi parçayı detaylı anlayıp anlamadığınızı sorgulayabilirsiniz arkadaşlar. Onun sonrasında da kelimeleri detaylı olarak size söyleyeceğim ve bu kelimeleri de öğrenmiş olursunuz. Hem genel kültür açısından da faydası olur. Önemli olan arkadaşlar, bu parçayı okurken şuradaki anlatılan bölümdeki ilgili bölümdeki belirtilen kaynağı mutlaka Virginia Woolf Trigenis bölümünü alıp arkadaşlar bu kitabı veya makaleyi bunu mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Buradan çok şeyler öğreneceğinize eminim. Hadi şimdi sorulara başlayalım. 32. soru. The main purpose of the passage is to, yani pasajın genel olarak ana amacını soruyor arkadaşlar. Burada bunu cevaplayabilmek için pasajın geneline bir fikir edinmek lazım. Sonra hemen şıklarımıza bakıyoruz. Emphasize the value of tradition, yani bir geleneğin değerinden bahsetmiyor arkadaşlar bu parça. B. Stress the urgency of an issue. Burada arkadaşlar bir şeyin aceleciliğinden bahsediyor. Evet, bunu şu bölümlerde bulabiliriz. We are here to on the bridge to ask ourselves certain questions. Kendimize özel soruları sormak için buradayız diyor. They are very important questions. Yani buradan sonra parçanın genelinde sorularla geçiliyor arkadaşlar. Bunlar önemli sorular diyor. We have very little time. Yani az zamanımız var diyor. Burada vurgulardan birisi bu arkadaşlar. Yeah, very little time. The questions that we have to ask to answer this procession during this moment of transition are so important they may change the lives of one, for we have just to here and now do we wish to join and procession don't we on the terms procession, yani bu procession'a katılmaktan bahsediyor özellikle. Above all, hepsinin üzerine, where is this leading us, the procession of educated men, yani ailenin, erkeklerin eğitilmesine yönelik mi diyor? The moment is short, zaman kısa diyor. Yani bunu yapmaya zamanımız yok diyor. Adamların eğitilmesine zamanımız yok diyor. It may last 5 years, 10 years or perhaps only a matter of a few months longer. Yani zamanımızın kısıtlı olduğundan bahsediyor arkadaşlar. Burası bize uydu. Elimizde tutuyoruz bunu. C. Highlight the severity of social divisions. Yani bu sosyal bölümlerin ciddiyetini ön plana çıkarıyor. Böyle bir şey yapmıyor arkadaşlar. Bundan da bahsetmiyor. A'yı da eledik, C'yi de eledik. D. Question the feasibility of undertaking. Yani bir projenin, burada undertaking bir şey üstlenme, proje yapmak gibi bir şey anlamı çıkarıyor. Bir projenin yapılabilirliğini sorgulamak diyor. Bu böyle bir şey de yok arkadaşlar genel olarak baktığımız zaman parçaya. Ama zaman darlığından bahsediyor arkadaşlar. Bu nedenle bu vurguyu yapıyor. Biz de bize en uygun şık olan 32B'yi işaretliyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar. 33. The central claim of the passage is that, yani pasajın ana iddiası şudur diyor. Şıklardan bunu bulmaya çalışacağız. Bir kere A'yı okuyoruz. A diyor ki educated woman face a decision. Bir kararla yüzleşmektedir diyor. About how to engage with existing institutions. Yani mevcut kurumlarla ilişki konusunda nasıl bir kararla yüzleşebilir diyor. Şimdi yüzleşmeli diyor. Bu bir kararla yüzleşmeli. Bu bize uygun gibi bir ifade arkadaşlar. Şimdi onunla alakalı ilgili bölüm bulalım. The questions that we have to ask, yani and to answer about that procession, ve biz bu procession'a, tören olayına, yani bu duruma, bu işten sürece girmemiz lazım diyor. During this moment of transition, bu geçiş döneminde, are so important that they all will change the lives of the All men and women forever ve insan hayatını erkek ve kadın olarak bütün hayatları değiştirebilmesi çok önemlidir diyor. Bu geçiş döneminde diyor. Yani bu geçiş döneminde bir soru sormalıyız diyor ve cevap vermeliyiz diyor. Yani bir karardan bahsediyor. Bu nedenle burası, bu A şıkkı bize uygun gibi duruyor arkadaşlar. Sonra devam ediyor. So we have to ask ourselves here and now, do we wish to join that procession? Biz bu işleyişe devam etmek istiyor muyuz anlamında bir karar vermesi gerektiğini açıklıyor arkadaşlar. Sonra B'ye geliyoruz. B diyor ki women can have positions of influence in English society only if they give up some of their traditional roles. Yani kendi rollerini bırakması gerektiğine dair herhangi bir ifade belirtmiyor bu ana kadar. C. The male monopoly on power in English society has had grave and continuing effects. Yani erkeklerin tekil gücü, güçteki, İngiliz society'ndeki tekil gücü has had grave and continuing effects. Yani devam etmektedir diyor. Böyle bir şey demiyor arkadaşlar. Paylaşılan bir güçten bahsediyor. D'ye geliyoruz. Yani biz şu ana kadar B'yi, C'yi iptal ettik arkadaşlar. D'ye geliyoruz. The entry of educated women into positions of power. Yani gücün yerine gelmesinden bahsetmiyor arkadaşlar. O positions'lara gelmekten bahsediyor. Genellikle geleneksel olarak held by men will transform those positions. Bu güç pozisyonları değiştirecektir diyor. Yani değişime uğraştıracaktır diyor. Böyle bir şeyden bahsetmiyor. Sadece onların yerine geçmesinden bahsediyor. Bu nedenle D'yi de eledik arkadaşlar. Bize en uygun şık olan A'yı işaretliyoruz ve geçiyoruz. 34'e geçiyoruz arkadaşlar. Woolf uses the word we throughout the passage mainly to, yani bir şeyi vurgulamak için kullanıyoruz diyor. We ne demek diyor burada? A. Reflect the growing friendliness among a group of people. Yani bir grup insan içerisindeki insanlı şeyden bahsetmiyor. Buradaki we arkadaşlar educated woman'dan bahsediyor. Biz derken educated woman'ı vurguluyor. Advance the need for candor among a group of people. Yani bir grup arasındaki samimiyetin artırılmasını bahsetmiyor. Reflect'i de bahsetmiyor. Sonra establish a sense of solidarity. Bir grup insan arasında bir dayanışma istiyor arkadaşlar. Bu bize uygun bir ifade, elimizde tutuyoruz. D. Reinforce the need for respect among a group of people. Yani bir grup arasındaki şeyi zorlamaktan bahsediyoruz. Yani güçlendirmek, neyi? Saygıyı güçlendirmekle alakalı bir şey demiyor arkadaşlar. Ama dayanışmanın artırılmasına yönelik bir bağ kurulmasından bahsediyor. Bu nedenle biz en uygun şık olan C'yi işaretliyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar. 35. According to the passage, Wolf chooses the setting of the bridge, yani bu olayın anlatıldığı yer olarak bridge'i, köprüyü seçmesinin sebebini soruyor arkadaşlar. Because it ile başlıyor. Şimdi şıklarımıza baktığımız zaman it is conducive to a mood of fanciful reflection, yani hayali bir düşünce modu için uygun bir yer diyor. Veya elverişli bir yer diyor. Bu hayali bir olaydan bahsetmiyor arkadaşlar. Bu nedenle A olmadı arkadaşlar. B'ye geliyoruz. Provides a good view of the procession of the sons of educated men. Evet arkadaşlar, şimdi o tanıtım yaptığı, yani bridge'in tanıtımını yaptığı bir yer, bir paragraf var, ilk paragraf. Orayı bir hemen hızlıca okuyalım arkadaşlar. Close at hand is a bridge over the river Thames. Yani burada şeyden çok yakın olan River Thames'in yerini anlatıyor arkadaşlar. Üzerindeki köprüde olduğunu anlatıyor. An admirable vantage for us to make a survey. Yani uygun bir yerdir diyor. Gözetleme yeridir diyor. Vantage seyir yeri diyor arkadaşlar. Bizim için bir araştırma yapmak için güzel bir, uygun bir yer diyor. Sonra arkadaşlar burada the river flows. Bu teknik şeylerden bahsediyor. Yani diyor ki coğrafi özelliklerinden bahsediyor. Nehir akmaktadır altında diyor. Böyle genel olarak bu tasvirlerden bahsediyor. Hızlıca bu bölümleri geçiyorum arkadaşlar. Ondadır. Westminster House of Parliament diyor. Yani bu bölgeyi de gözetlemektedir diyor. It's a place to stand on the hour dreaming. Yani burası hayal etmek için güzel bir yer diyor. But not now. Fakat şimdi değil diyor. Yani şimdi hayalden bahsetmiyoruz diyor. O nedenle hayalle alakalı olan bölümleri iptal edeceğiz. Now we are pressed for time. Biz şu anda zaman konusunda sıkışığız diyor. Now we are here to consider facts. Şimdi gerçekleri düşünmek zorundayız diyor. Now we fix our eyes upon the procession. Yani procession'ı izlemek için güzel bir yer olduğunu vurguluyor arkadaşlar. Yani buranın başta diyor ya, vantage point diyor, vantage ground diyor ya, vantage ground olmasının sebebi procession'ı izlemesi açısından güzel olduğunu diyor. Kimi? Sons of the educated men. Yani eğitilmiş çocukların, erkek çocuklarını bahsediyor. Şimdi sonra A'yı elemiştik arkadaşlar. B diyor ki provides a good view diyor, procession of the sons of the educated men. Evet arkadaşlar, bu nedenle biz B'yi elimizde tutuyoruz. C'ye bakıyoruz. Is within side of historic episodes to which she alludes. Yani ima ettiği tarihi yerleri olması açısından önemli diyor. Bu da alakası oldu arkadaşlar. D is symbolic of legacy of past and present sons of educated men. Yani gelmiş geçmiş eğitilmiş çocukların sembolik bir yeridir diyor. Hayır arkadaşlar, orada procession var, tören var diyor. O töreni izleyeceğiz diyor. O nedenle D'yi de eledik arkadaşlar. Bize en uygun şık olan B'yi işaretliyoruz ve geçiyoruz. 36. Woolf indicates that the procession she describes in the passage. Yani procession'ı, tören alayını pasajda nasıl değerlendiriyor şeklinde, nasıl tanımlıyor şeklinde bir soru var arkadaşlar. Burada A'ya bakıyoruz. Diyor ki has come to have more practical influence in recent years. Yani son yıllarda biraz daha gerçekçi bir etkiye sahip oldu diyor. Bu biraz geniş cümle olmuş arkadaşlar. Alakası oldu. B has become a celebrated feature of English public life. İngiliz halk hayatının, halk yaşamının tebrik edilmiş bir feature'ı, yani olgusu olarak oldu diyor. Bu da biraz alakası oldu arkadaşlar. C includes all of the richest and most powerful men in England. Yani İngiltere'deki en zengin ve en güçlü erkeklerin olduğu bir tören oldu. Bu da anlamsız oldu arkadaşlar. D has become less exclusionary in its membership in recent years. Evet, kadınların da katılmasıyla less exclusionary oldu. Bunu şimdi hemen ilgili bölümü okuyalım arkadaşlar. For there yani procession diyor. Trapezing along at the tail end of the procession. Bu trapezing ayaklarını sürerek yürümek demek arkadaşlar. Yani aylak dolaşmak veya dolaşmak demek yani. Bu şeyin, procession'ın en sonunda, en arka bölümünde diyor. Yürürler diyor. We go ourselves. Yani biz kendimiz de yürürüz diyor. En arkasında biz kendimiz yürürüz diyor burada. Nasıl? Aylak dolaşarak, yani ayaklarımızı sürerek biz de kadınlar olarak yürürüz diyor. Bu doğal olarak neyi sağlıyor arkadaşlar? Less exclusionary bölümünü sağlıyor. Şimdi devam ediyoruz. We have looked so long at the pageant in the books. Biz kitaplarda bu şeylere çok baktık diyor. Or from a curtain window watched educated men leaving the house at about 9:30 to go to an office. Ofisine gitmesini erkekleri izledik diyor. Returning to the house at 6:30. 6:30'da ofisten evlerine gelmelerini izledik diyor. Need look possibly no longer. Artık böyle bir bakmaya gerek yok diyor. Gereksiz ol diyor. Biz de artık bu tören alayın arkasında bu şekilde yerimizi alacağız diyor arkadaşlar. Yani biraz da less exclusion, yani az ayrımcılığı olduğunu anlatmaya çalışıyor arkadaşlar. O nedenle biz C'yi eledik, B'yi eledik, A'yı da eledik ve D en uygun şık olarak işaretliyoruz ve geçiyoruz. 37. Which choice provides the best evidence for the answer to the previous question? Yani bir önceki sorunun cevabı en uygun nerededir diyor arkadaşlar. Biz bunun ilgili yerini bulalım arkadaşlar. Biraz önce şu sorumuza baktığımız zaman hatırlıyorsanız for there, trapezing along the tail end of the procession we go ourselves bölümü. Yani biz de bu erkek domine olan bu yaşam tarzının en arkasında yerimizi alıyoruz gibi cevabıydı arkadaşlar, sorunun cevabı. Procession'da less exclusionary olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Kadınların da artık less exclusionary'e maruz kaldıklarını anlatıyordu. Bu da 23 ve 24. satırlar en uygun olacak arkadaşlar. Bize diğer şıkları hiç okumaya gerek kalmadan biz hemen C'yi işaretliyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar. 38. Woolf characterizes the questions in line 53 to 57. Yani 53 ile 57. satırlardaki sorularımızı hemen inceliyoruz arkadaşlar. Tanımlamasını bu şekilde yapıyormuş arkadaşlar. Şimdi önce ilgili bir satırı bulalım arkadaşlar. Bu satırdaki sorulara gelmeden önce satırın, paragrafın ana bölümlerinde soruların nasıl sorular olduğunu anlatan bölüm var arkadaşlar. Orayı buluyoruz. We are here on the bridge. Biz şu anda köprüdeyiz. To ask ourselves certain questions. Kendimize özellikle bazı sorular sormak için buradayız diyor. And they are very important questions. Onlar çok önemli sorular diyor. And we have very little time in which to answer them. Ve onlara cevap vermek için çok az zamanımız var. Önemli sorular ve very little time'ımız var diyor. Yani burada baktığımız zaman arkadaşlar A. Controversial, threatening, tehdit edici ve birbirine zıt sorular, alakası oldu arkadaşlar. B. Ağır ve unanswerable, cevap verilmesi zor, cevap verilemez sorular, alakası oldu. Momentous and pressing, hem zaman açısından baskıcı hem de momentous, önemli olduğunu söylüyor arkadaşlar. Biz tam bunu bulduk arkadaşlar. Yani cuk diye oturdu burası. D'ye bakıyoruz. Provocative and mysterious, yani gizemli ve provokatif sorular değil arkadaşlar. Bu nedenle bize en uygun şık olan C'yi işaretliyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar. 39. Which choice provides the best evidence for the answer to the previous question? Yani bir önceki soruya momentous ve important'ın olduğu bölümü bulacağız arkadaşlar şimdi. We are here on the bridge to ask ourselves and they are very important questions. Yani buradan başlıyor arkadaşlar ve we have little time in which to answer them. Yani bu da 49 ve 49. ve 48. satırı işaret ediyor arkadaşlar. A'yı eledik. C de olmadı. D de olmadı. Burada en uygun şık olan B'yi işaretliyoruz ve geçiyoruz. 40. Which choice most closely captures the meaning of the figurative sixpence? Yani mecaz olarak sixpence'in 70 ve 71. satırlarda ne anlama geldiğini söylüyor. Tolerance, knowledge, opportunity, perspective. Şimdi bunları o ilgili bir yeri bulalım arkadaşlar. 70 ve 71. satırlar. It forced us now to go on thinking how are we to spend that sixpence? Bu sixpence arkadaşlar mecazi olarak kullanıldı. Yani bir coin olarak belirtmiyor. Şimdi öncesinde bir paragrafın ilgili bölümlerini baştan sona bir okuyalım arkadaşlar. As you know from your own experience and there are facts that prove it, the daughters of educated men have always done their thinking from hand to mouth. Yani eğitilmiş erkeklerin kızları ileri geriye düşünmeden yapması gerekenleri, düşünmüşler diyor. Not under green lamps to at study tables in the cloisters of secluded colleges. Yani müzevi kolejlerin, yani içine kapanmış kolejlerin bu sarı ışıklı, mecazi anlamda kullanılıyor. Sarı ışıklı masalarında çalışarak düşünmediler diyor. Hayır, böyle olmadı diyor. They have thought while they stirred the pot. Yani onlar kavga ederlerken, ortalığı karıştırırlarken düşünce yaptılar diyor. Yani düzgün düşünmediler diyor. It was thus they won us the right to our brand new sixpence. Bu durum bize ne sağladı arkadaşlar? Yeni bir sixpence olayını sağladı, olanağını sağladı demek istiyor. Sixpence buradaki bir olanak, bir fırsat anlamı kullanılıyor. It falls to us now to go on thinking. Şimdi bize düşünme zamanı geliyor diyor. How are we to spend that sixpence? Bu sixpence'i nasıl harcamalıyız, nasıl düşünmeliyiz, nasıl kullanmalıyız? Think we must, yani düşünerek yapmalıyız diyor. Bu fırsattan bahsediyor şimdi. Fırsat ve olanak anlamına gelen ifadeyi bulalım. Tolerance olmadı arkadaşlar. Knowledge, bilgi olmadı arkadaşlar. C. Opportunity çok güzel oldu arkadaşlar. D. Perspective, bir bakış açısı, o da olmadı arkadaşlar. Bize en uygun ifade olan C'yi işaretliyoruz ve geçiyoruz. Şimdi 41'e bakacak olursak arkadaşlar. The range of places and occasions listed in 72-76, yani yerler ve durumlara bakacak olursak diyor, bu 72 ve 76. satırlardaki yerler ve durumlara bakacak olursak diyor, buradaki let's ile başlayan ifade bize şunu vurgulamak istiyor diyor. Vurguladığı alanı bulabilmek için orayı okumamız lazım. Let's think in offices, ofislerde, omnibuslarda, while standing in the crowd watching coronations and lord mayor's shows, yani bu şovlarda ve coronations'larda beklerken düşünmeliyiz diyor. Let's think in the gallery of the House of the Commons, yani bu mecliste düşünmeliyiz diyor. Mahkeme salonlarında düşünmeliyiz diyor. Vaftiz törenlerinde düşünmeliyiz diyor. Evlilik törenlerinde ve cenaze törenlerinde düşünmeliyiz diyor. Yani sürekli düşünceye vurgu yapıyor. Neyi? Kadının erkekler arasında alacağı yeri düşünmeliyiz diyor. Bu fırsatı değerlendirmeyi düşünmeliyiz diyor. Yani düşünmenin ne kadar yaygın olması ve önemli olduğunu vurgulamak istiyor arkadaşlar. Burada hemen şıklarımıza bakıyoruz. A. How novel the challenge faced by women is. Yani kadınların karşılaştığı problemin ne kadar acayip olduğunu düşünüyor. Bu anla alakalı bir şey söylemiyor. Önemden bahsedecek şimdi. How pervasive the need for critical thinking. Yani önemli düşünmenin, kritik düşünmenin ne kadar önemli veya yaygın olması gerektiğini vurguluyor. Bu arkadaşlar bize uydu. Bunu elimizde tutuyoruz. C. How complex the political and social issues of the day are. Yani politik gündemin ne kadar acayip olduğunda, kompleks olduğundan bahsediyor. Bu bizle alakası oldu arkadaşlar. D'ye bakıyoruz. How enjoyable the career possibilities for women are. Bu da alakası oldu arkadaşlar. Yani kadınlar için bu muhtemel olanakların ne kadar eğlenceli olduğundan bahsediyor. Alakası oldu arkadaşlar. Bize en uygun şık olan B'yi işaretliyoruz ve geçiyoruz. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi soruları süreyle yarışarak doldurmaya çalıştık. Cevaplamaya çalıştık. Bunları tekniklerini size anlatmaya çalıştım. Bu parçayı hızlı okuyarak, hızlı okuma tekniğiyle bu soruları cevapladık. Şimdi parçamızı detaylı olarak gramer, kelime ve anlam açısından değerlendirerek bunları nasıl böyle satır satır nasıl ne anlatmaya çalıştığını parçayı size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu parçayı geçmiş olduğu kitabı, makaleyi de alıp okursanız arkadaşlar size çok faydası olacağını düşünüyorum. Çünkü 1938 yılında yazılmış bir makale arkadaşlar. Buradaki bölümü bu dile hakim olmamız lazım ki bu tür sınavlarda, bu tür ağırlıktaki, bu tür soru veya kelime tarzlarının olduğu alanları anlayabilelim arkadaşlar. Bu yayma, yani anlama bölümümüzü yaymak için böyle bir şey yapıyoruz. Şimdi bu okuma anlama bölümünde de zaten size detaylı olarak anlatacağım. En sonunda da kelimeleri de bir liste halinde sizlere vereceğim arkadaşlar. Hadi şimdi okumamıza başlayalım. Şimdi parçamızı detaylı olarak inceleyelim arkadaşlar. This passage is adapted from Virginia Woolf, Three Genius. Yani bu yayını arkadaşlar alıp okuyup detaylı, sadece bu makalenin olduğu bölümü değil, bu yayının tamamını okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu 1938 yılında yazılmış bir yayın arkadaşlar. Bu yayının tamamını okuyarak bu kelimelere daha fazla hakim olabilirsiniz. Sadece böyle bir makale geldiği zaman değil, buna benzer birkaç makale geldiği zaman bu kelimelere alışkın olacağınız için, aşina olacağınız için arkadaşlar onları da anlamanız daha kolay olacaktır. Here, Woolf considers the situation of women in English society. Yani burada ana temayı vurguluyor arkadaşlar. Bu nedenle bu bölümü çok dikkatli okumanız lazım. Hızlı okuma tekniğiyle de olsa, yavaş okuma tekniğiyle de olsa bu bölümü çok iyi anlamanız lazım. Yani İngiliz toplumu içerisinde kadının durumunu göz önünde bulundurmaktadır diyor. Kadının durumunu göz önünde bulundurmaktadır. Yani parça bundan bahsediyor. Close at hand is a bridge over the river Thames. An admirable vantage ground for us to make a survey. Yani çok yakında Thames Nehri'nin üzerinde bir köprü ve burası hayran bırakan bir seyir yeridir. Seyir yeridir. Ne için? Bizim bir araştırma, inceleme yapmamız için. The river flows beneath. Altta bir nehir akmaktadır. Birds pass laden with timber. Yani dubalar, kütüklerle yüklü, kerestelerle yüklü dubalar geçmektedir. Bursting with corn, yani bir şeyle dolu. Neyle? Corn, burada mısır patlamalar falan filan. O yani bildiğimiz mısır var ya, mısırlarla dolu. There on one side are the domes and spires of the city. Ve orada yan tarafta kubbeler bulunmaktadır. Dom, kubbeler diyor. Muhtemelen kilise kubbelerini kastediyor olabilir. Spires of the city. Yani helezon olarak şehrin helezonlarıdır bunlar diyor. On the other Westminster and Houses of Parliament ve diğer tarafta da Westminster ve Parlamento bulunmaktadır diyor. It's a place to stand on by the hour. Yani by the hour her saat başı demektir arkadaşlar. Her saat başı burada durulmaya değer diyor ve hayal etmek için bir yerdir diyor burası. But not now. Fakat şimdi değil. Evet, burada dikkatimizi çeken bir ifade var. Fakat şimdi değil diyor. Yani şimdi bizim hayal etme zamanımız değil demek istiyor. Bu vurguyu yapıyor arkadaşlar. Now we are pressed for time. Şimdi zamanımız kısa. Now we are here to consider the facts. Şimdi gerçekleri göz önünde bulundurma zamanı diyor. Now we must fix our eyes upon the procession. Şimdi gözlerimizi tören alayına dikmeliyiz diyor. The procession of the sons of educated men. Yani eğitilmiş adamların çocuklarının tören alayına gözümüzü dikmeliyiz diyor. Procession burada törene kastediyor arkadaşlar. There they go. İşte onlar gidiyorlar. Our brothers, yani bir töreni izliyorlar arkadaşlar. Our brothers who have been educated at public schools and universities. Bunlar bizim erkek kardeşlerimiz diyor. Onlar devlet okullarında eğitim almışlar, üniversitelerde eğitim almışlar diyor. Mounting those steps, bu merdivenleri çıkıyorlar. Passing in and out of those doors, ve bu kapılardan geçiyorlar. Ascending those pulpits. Yani bu ascent arkadaşlar bir yere çıkmak, kürsüye çıkmak gibi bir anlam var arkadaşlar. Kürsüye çıkıyorlar. Preaching, vaaz veriyorlar. Teaching, öğretiyorlar. Preach burada hani kürsüde bizde şeyler dini törenlerde imamlar vaaz veriyor arkadaşlar. Oradaki vaaz verme şekline preach deniyor ama aynı zamanda hitap etme şeklinde de kullanıyor. Eski bir dilde kullandığı için hitap etme şeklinde de kullanıyor. Teaching, öğretiyorlar. Administering justice, adaleti yerine getiriyorlar. Practicing medicine, yani tıp eğitimi alıyorlar. Transacting business, yani iş konusunda devam ediyorlar. Burada transact bir işlem yapmak demektir arkadaşlar. Yani iş yapıyorlar. Making money, para kazanıyorlar. It's a solemn sight always. Yani bu taraf, bu görüş her zaman kutsaldır diyor. Solemn, kutsal demektir arkadaşlar. A procession, bir tören alayı. Like a kervansaray crossing a desert. Yani bir çölü geçmeye çalışan bir kervansaray gibi. But now, fakat şimdi, for the past 20 years or so. Fakat şimdi geçmiş olan yaklaşık 20 küsür yıl, or so burada küsür anlamı katıyor arkadaşlar. 20 küsür yıl için it's no longer a sight merely. Sadece bir görüş yeri değil, bir görüntü değil. A crossing desert, bir çölü geçme. But now for the past 20 years or so. Fakat şimdi yaklaşık 20 yıl küsür. It is no longer a sight merely. Sadece bir görüş yeri değil. A photograph, bir fotoğraf. A fresco scrawled up on the walls of time. Duvarlara yapılan resme fresco deniyor biliyorsunuz arkadaşlar. Bu duvarlarda karalanmış olan, scroll karalamak demek, karalanmış olan bir duvar resmi. At which we can look with merely an aesthetic appreciation. Yani biz ki bu resim bizim sadece estetik olarak takdir etme olarak görünür diyor. For there, orası için, traversing along at the tail end of the procession. Orası için kuyruğun sonunda, yani tören alayının sonunda boş boş dolaşma, we go ourselves, biz geziyoruz, yani biz onların peşinde dolanıyoruz diyor. And that makes a difference, ve bu bir farklılık yapmaktadır diyor. We who have looked so long at the pageant in the books. Ve şimdi o bize çok uzun ne görünüyor arkadaşlar? Bir tören gibi görünüyor kitaplardaki. Or from a curtained window watched educated men leaving the house at about 9:30 to go on office. Ve bu nereden izlenen bir arkadaşlar? Perdeyle kapatılmış bir pencerede izlenen eğitimli insanları izlemek gibi diyor. Neymiş arkadaşlar? Evden ayrılan ve 9:30'da evden ayrılan ve ofise giden gibi. Returning to the house, evine dönen at about 6:30 and from an office, ve bir ofisten saat 6'da evine gitmek gibi diyor. 6.30'da evine gitmek gibi. 9.30'da ayrılıyor, 6.30'da geliyor gibi diyor. Need look passively no longer. Artık pasif bir şekilde bakmaya gerek yok. Yani burada arkadaşlar vurguyu ne diyor arkadaşlar? Artık pasif gibi, pasif bir şekilde bakmaya gerek yok diyor. Artık aktif olarak bakmalıyız diyor. We too can leave the house. Biz de evden ayrılabiliriz diyor. Yani bu curtained window'lardan arka erkeklerimizin ayrılmalarını izlemeye 9.30'da ayrılıp 6.30'da eve gelmelerini izleyen bir kadın olarak değil de artık biz de evden ayrılmalıyız diyor. Can mount steps, those steps. Bu merdivenlerden biz de çıkabiliriz diyor. Pass in and out of those doors. Bu odalardan, bu evlerden, bu kapılardan biz de geçebiliriz diyor. Make money, para kazanabiliriz. Administer justice ve adalet yerine getirebiliriz diyor. We who now agitate money, administer justice. Şimdi biz parayı ajite edebiliriz ve adaleti yerine getirebiliriz. We who now agitate these humble pens. Şimdi biz bu alçak gönüllü kalemleri, mütevazi kalemleri biz de ne yapabilirmişiz arkadaşlar? Agite edebilirmişiz. Sonra may in another century or to speak from a pulpit. Ve biz bu kişiler olarak ne yapabilirmişiz? Bir sonraki century'de, yani 100 yılda veya 200 yıl sonrasında ne yapabilirmişiz arkadaşlar? Bu kürsüden konuşabiliriz diyor. Nobody will dare contradict us then. Kimse bize contradict çelişmek demektir arkadaşlar. Bize o zaman kimse çelişemeyecek diyor. We shall be the mouthpieces of divine spirit. Yani biz de bu ilahi gücün, ilahi ruhun sözcüleri olabiliriz diyor, olalım diyor. A solemn thought isn't it? Bu kutsal bir düşünce değil mi? Who can say whether as time goes on? Kim bize zamanın whether we may not dress in military uniform? Kim bize bu military uniformun içerisine girip girmediğimizi söyleyebilir? As time's gone on, zaman geçtiği sürece diyor. With gold lace on our breast, göğüslerimizde bu sarı kordon var ya arkadaşlar, o kordonlardan giymiş bir şekilde. Swords at our sides ve kılıçlar yan tarafımızda. And something like the old family ve coal scuttle on our heads. Ve bir şey vardır diyor, sanki kafamızda kömür kovası varmış gibi diyor. Yani o şapkaları kastediyor herhalde. Kömür kovası varmış gibi olabiliriz diyor. Save that venerable object was never decorated with plumes of white horse hair. Save that, fakat demek burada arkadaşlar. Save that vurgusu ancak, yalnız, ancak, fakat anlamında kullanılıyor. Ancak venerable saygıdeğer anlamında kullanılıyor. Saygıdeğer bir nesne was never decorated with plumes of white horse hair. Yani plum şeref madalyası demektir arkadaşlar. Bir beyaz at saçının şeref madalyası ile dekore edilmiş neymiş arkadaşlar? Saygıdeğer bir nesnedir diyor. Bu şapkayı biraz abartarak söylüyor. Kafalarımızdaki şapkayı anlatıyor arkadaşlar. You can laugh, yani kafadaki tüyleri de vurgulamış oluyor. You laugh, gülüyorsunuz diyor. Indeed, the shadow of the private house still makes those dresses look a little queer. Siz gülüyorsunuz diyor. Gerçekten bu özel evin, özel mülkiyetin gölgesinde ne yapıyormuş arkadaşlar? Hala bu kıyafetler bir acayip görünüyor diyor. We have worn private clothes so long. Biz uzun süre boyunca neler giydik diyor. Özel kıyafetler giydik diyor. But we have not come here to laugh. Fakat buraya gülmek için gelmedik. Or too long. Or too long. Veya istemeye gelmedik diyor. Şimdi arkadaşlar, but we haven't come here to laugh. Fakat biz buraya gülmek için gelmedik. Or to talk of fashions, veya modadan konuşmaya gelmedik. Men's and women's, yani erkeklerin ve kadınların modasından konuşmaya gelmedik. We are here on the bridge. Biz köprüdeyiz şu anda. To ask ourselves certain questions. Kendimize belli sorular sormak için buradayız diyor. And they are very important questions. Ve bunlar çok önemli sorular. And we have very little time in which to answer them. Ve bunlara cevap vermek için çok az zamanımız var diyor. The questions that we have to ask and to answer about that procession during this moment of transition are so important that they may well change the lives of all men and women forever. Yani bu sorular bizim cevap vermemiz ve sormamız gereken sorular bu procession hakkında, yani tören olayı hakkında during this moment, yani bu geçiş süreci esnasında sormamız gereken sorular tören hakkında are so important ve çok önemlidirler ki, o kadar önemlidirler ki onlar bizim erkeklerin ve kadınların ömür boyu hayatlarını çevirebilirler, değiştirebilirler diyor. For we have to ask ourselves, bizim sormamız gereken sorular here and now, şimdi ve burada. Do we wish to join that procession? Bu procession'a katılmak istiyor muyuz? Or don't we? Veya istemiyor muyuz? On what terms shall we join procession or don't we? Hangi durumlarda bu tören alayı katılmamız gerekiyor veya katılmamamız gerekiyor? On what terms shall we join that procession? Hangi durumlarda, hangi durumda, hangi tabirle bizim bu tören alayına katılmamız gerekiyor, katılalım. Above all, where is it leading us? Hepsinin üzerinde bu bizi nereye yönlendiriyor? The procession of educated men. Bu eğitilmiş insanların tören alayı bizi nereye yönlendiriyor? Yani durumları, bu birliktelikleri nereye yönlendiriyor? The moment is short. Zaman çok kısa. It may last 5 years. 5 yıl sürebilir. 10 years, 10 yıl sürebilir. Or perhaps only a matter of a few months longer. Veya birkaç ay daha fazla sürebilir. But you will object, you have no time to think. Fakat siz bunu reddedeceksiniz. Hiç düşünmeye zamanınız yok. You have your battles to fight. Sizin kendi savaşmanız gereken, mücadele etmeniz gereken savaşlarınız var. Your rent to pay. Ödemeniz gereken kiranız var. Your bazaars to organize. Yani organize etmeniz gereken pazarlarınız var. That excuse shall not serve you. Bu mazeret size hizmet etmeyebilir madam, bayan. As you know from your own experience, kendi tecrübenizden bildiğiniz kadarıyla, there are facts that prove it. Bunlar sizi ispat etmektedir. The daughters of educated men have always done their thinking from hand to. Bu eğitilmiş erkeklerin kızları her zaman ne yapmış arkadaşlar? Kendi düşüncelerini yapmışlar. Düşünmüşler fakat from hand to mouth, yani ileri geriye düşünmeden bunu göz önünde bulundurmuşlar. Not under green lamps at study tables in the cloisters of secluded colleges, yani bu münzevi kolejlerin kapalı odalarındaki yeşil lambaların yandığı masalarda, masaların altında değil. They have thought while they stirred the pot. Onlar kavga ederken düşündüler. Veya while they rocked the cradle. Ortalığı karıştırdıkları zaman düşündüler. Yani burada arkadaşlar iki tane şey var. Stir the pot, kavga çıkarmak. Rock the cradle, problem çıkarmak anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Stir the pot ve rock the cradle. Bunlar gördüğünüz gibi deyimsel ifade arkadaşlar. It was thus that they won us the right to brand new sixpence. Şimdi bize yeni bir 6 pence'lik bir bozuk para kazanma imkanı veriyor. Ama buradaki bozuk para arkadaşlar bildiğimiz coin olarak bozuk para değil. Yani bize bir şans daha veriyor. Bize bir opportunity daha, fırsat daha veriyor anlamında kullanılıyor arkadaşlar. It falls to us now to go on thinking. Şimdi bize, bizim önümüze düşünme fırsatı düştü. How are we to spend that sixpence? Şimdi bizim bu 6 pence'i nasıl harcamamız gerekiyor? Yani bu fırsatı nasıl değerlendirmemiz gerekiyor anlamında kullanılıyor. Spend that sixpence bu anlamda kullanılıyor. Think we must. Düşünmemiz gerekiyor. Let's think in offices. Ofislerde düşünelim. In omnibuses, otobüslerde. While we are standing in the crowd watching the coronations and Lord Mayor's Shows, bu şovları ve coronations'ları izlerken kalabalık içerisinde ayakta dikilirken düşünmemiz gerekiyor. Let's think in the gallery of the House of Commons. House of Commons'ın müzesinde düşünmemiz gerekiyor. In the law courts, yani mahkeme salonlarında düşünmemiz gerekiyor. Let's think at baptism and marriage and funerals. Yani cenaze ve evlilik törenlerinde ve vaftiz törenlerinde düşünmemiz gerekiyor. Let's never cease from thinking. Cease burada durmak demektir arkadaşlar. Hiçbir zaman düşünmekten kendimizi alıkoymamalıyız. What is this civilization in which we find ourselves? Yani bu medeniyet nedir diyor bize. Kendi kendimizi içinde bulduğumuz medeniyet nedir? What are these ceremonies and why should we take part in them? Biz neden bu seremoniler içerisinde yer almamız gerekiyor veya bu seremoniler nelerdir diyor. What are these professions and why should we make money out of them? Bu meslekler nelerdir? Bu uğraşlar nelerdir? Biz bundan niçin para kazanmamız gerekiyor? Where in short is leading us? Yani bu bizi nereye, kısa yoldan nereye doğru götürüyor? Yani kısa olarak düşünecek olursak bu bizi nereye götürüyor? The procession of the sons of educated men. Yani eğitilmiş adamların çocuklarının, oğullarının törenine, birleşmesine götürüyor. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi paragrafımızı sonlandırdık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar detaylı olarak da bu parçamızı anlatmış olduk. Pasajda bunları öğrendikten sonra şimdi kelime bölümünde de detaylı olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Parçamızı detaylı olarak kelime, anlam ve gramer açısından açıkladıktan sonra şimdi bilmeyen kelimeleri anlatalım. Admirable, hayran eden. Close at hand, çok yakın. Vantage, seyir yeri. Survey, araştırma, inceleme, anket. Barge, duba. Laden with, ile yüklü. Timber, kereste. Dome, kubbe. Bursting with, bir şey ile dolu. Spire, helezon. By the hour, her saat başı. Procession, tören alayı. Mount, çıkmak, tırmanmak. Pulpit, kürsü. Ascent, bir yere çıkmak, kürsü ve benzeri yerlere çıkmak. Preach, vaaz vermek. Administer, yönetmek, adalet ve benzeri şeyleri yerine getirmek. Transact, işlem yapmak. Solemn, kutsal. 10 or so, 10 civarında, 10 küsür. Merely, sadece, yalnızca. Fresco, duvar resmi. Scroll, çizmek, karalamak. Trapeze, boş boş dolaşmak, gezinmek. Pageant, gösteri, tören. Dare, cüret etmek. Contradict, ile çelişmek. Mouthpiece, sözcü. Divine, ilahi, kutsal. Lace, kordon, dantel. Coal scuttle, kömür kovası. Venerable, saygıdeğer. Plume, şeref madalyası. Saved at, ancak, yalnız. Queer, değersiz. Object, itiraz etmek. From hand to mouth, ileriyi düşünmeyerek. Secluded, tecrit edilmiş, münzevi. Cloister, eski sütunlu, kapalı mekan. Stir the pot, kavga çıkarmak, ortalığı karıştırmak. Rock the cradle, problem çıkarmak. Engage with, yakından ilgilenmek. Candor, içtenlik, samimiyet. Figurative, mecazi. Solidarity, dayanışma. Predominantly, ağırlıklı olarak, genelde. Novel, değişik, tuhaf. Advocate, desteklemek. Be conducive to, olanak sağlayan, elverişli. Practical, gerçekçi. Literal, kelimesi kelimesine birebir anlamıyla. Evet arkadaşlar, burada da bu kelimeleri vermenin sizin kelime bilginizi artıracağını düşünüyorum arkadaşlar. Ancak kelime seansları yapıp ezberlemek yerine bunları böyle bir tur üzerinden geçmeniz yeterli olacaktır. Parçayı anlamanız maksadıyla yapılan bir şeydir arkadaşlar. Bu şekilde eski türlü parçaların kelime yapılarını öğrenmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar burada çalışmamızı sonlandırmış buluyoruz. Yani bir paragraf çalışmasını daha sonlandırdık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar önce sınav tekniğiyle soruları çözdük. Sonra parçaya detaylı bir anlatım yaptık. Böylece okuma anlama becerimizi fazlasıyla geliştirdik. Sonra kelime bilgimizi geliştirmek maksadıyla kelime bilgilerini de kelime anlamlarını da söyledik. Bu şekilde parçayı iyice anlamış olduk arkadaşlar ve İngilizcemizi de geliştirmesine fazlasıyla katkı sağladık. Bu çalışmaları tekrar ederek kendinizi daha böyle vererek çalışırsanız arkadaşlar böylece İngilizceniz gelişecek. Aynı zamanda SAT sınavına da hızlı bir tempoda alışmış olacaksınız. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.